Sadece camı kapatacağım arkadaşlar çünkü sinir olduğum bir olay var. Ben rahatsız ediliyorum belli bir süreden beri. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl rahatsız ediliyorsun? Arkadaşlar böyle kapıma gelip bazı kişiler diyor ki böyle böyle hani rica ediyorlar. Ben diyorum ki uygun değilim saçım falan şey değil. Ve bu kişiler hani böyle fotoğraf çekinebilir miyiz falan olarak geliyor. Sonra bir şekilde telefon numaramı nereden buldularsa buluyorlar. Bana WhatsApp'tan yazıyorlar falan filan. Ben ne yapayım? Yani bir şey yazıyor. Ben kişisel anlamda bak iki şeyi sevmem. Bir yalan yanlış konuş doğruyu yanlışı doğru göstermeleri ve bana iftira atılması. İki de böyle kişisel alanıma benim izin verdiğim dışında girilmesi. Kapıya geliyorlar. Geri gidiyorlar. Ondan sonra WhatsApp'tan bir şey yazıyorlar. Engelliyorum. Ya en sonunda başka bir yerden yazıyor falan filan böyle özür diliyorlar. Hatta konuşuyoruz. Ondan sonra salıyorlar. Sonra tekrar. Şimdi de camından lazer falan tutuluyor bu arada. Mükemmel şey yani mükemmel. Bravo işler yaptıklarını falan düşünüyorlar abi. Gerçekten hani lazer girse bir seri katil falan tutun da lazer şurada belirse yayında vurulsam falan yani en azından. Rahatsız oluyorum yani ben bu benim kişisel alanım tamam mı? Gerçekten yapan kişi aşağıdaysa böyle açığı tutuyorsa aşağı inip gerçekten normalde kavgacı biri değilim ama artık kişisel alanıma girildiği için böyle tek elle kaldırıp aşağı pat diye vurasım geliyor böyle. Sinirleniyorum çünkü böyle bazı kişilere. Kişisel alanıma girmeyin arkadaşlar. Şu an bu yayını izleyip de bize ne diyecek falan filan diye bakıyorsanız yani bu bir suç ve yani gel ağzınıza da sıçarım. Öyle söyleyeyim yani. Yok ederim yani. Çünkü bu benim kişisel alanım tamam mı? Gelemezsin. Şey yapamazsın. Buraya giremezsin yani tamam mı? Burası benim yaşam alanım. Sen lazer tut falan filan diye ben burada yaşamıyorum anladın mı? Ben burada kendi kişisel özgür bir şekilde hayatımı yaşamak devam ettirmek için burası benim ya kim bilir neler yapıyorum odada sen benim beni dikizlediğini varsayaraktan cam mı açamayacağım ben lazer tutacağım diye cam mı açamayacağım ondan sonra ben burada hava alacağım diye oda sıcak falan filan camı mı açamayacağım ben senin yüzünden abi yani sen lazer mi tutacaksın yani bana paso böyle lazer tutacaksın abi merdiven daya tırman bir surmuş gibi yapalım. Ben buradan şey yapayım yani kalkanları falan hazırla abi. Ben de böyle yapayım. Ben böyle bekleyeyim seni. Hadi gel bakalım. Ondan sonra tırman. Ben de merdivenlerinizi falan ittireyim. Hatta böyle kılıç kalkan oynayalım abi. Anlamıyorum yani. Nereye şey yapıyor? Adamlar artık böyle şey yapacak. Kendilerini mancınıkla falan atacaklar. Tırmanacaklar. Ben de sur bekçisiyim herhalde ya. Adamlara bak. Kafayı yedirtiyorlar ya kişisel alanım bak nefret ediyorum kişisel alanıma girmeyin. Bak sinirlendiğim belli şeyler var. Böyle net sinirlendiğim şeylerden bir tanesi yanlışı doğru göstermeleri insanların. Çünkü ben göz önünde olduğumda ve insanlar bana hiçbir şey yapamadığında ayağımı kaydırmak için sadece iftira atabilirler. Bunu çok yaşadım sadece iftira atıyorlar çünkü benim ayağımı kaydırmanın kolay bir yolunu bulamıyorlar. Onların hiçbir şekilde benimle eşit bir şeyleri yok. Onlar benim 5 kat ayağımda gömülüler abi. Bunu biliyorlar. Bu egoistlikle alakası değil. Adamların yıkıklıklarıyla alakalı şeyler. Tamamen iftira atıyorlar. Ben bunları geçtim artık çok takmıyorum bunları. Ama bir de ikinci şeylerden bir kişisel alanım yapmayın abi. Sinirleniyorum. Çünkü bu benim kişisel alanım anladın mı? Ya ben osuruyorum belki burnumu karıştırıyorum. Görmeni istemiyorum yani tamam mı? Yani eve güzel bir hatun atacağım belki. Camım açık olsun istiyorum ya. Hava alsın biraz. Ya sen şimdi gidip de yani Mornhub'a falan atarsın bunu çekersin böyle. Amatör kayıt falan diye böyle anlamıyorum ya hiç özgürlüğüm kalmamış. Ben ne yapayım? Şey mi yapayım yani? Böyle korumalar falan mı tutayım? Camdan baksınlar böyle sniper'la kol geçsinler. Kim nereden nazar tuttu lan? Pat indirsinler falan. Oğlum böyle şeyler mi olması lazım? Birbirimize VS mi atacağız yani? Kafayı yiyeceğim yani lazer tutma. Bir de lazeri de burada dünya siyasi haritası var orayı tutuyor. Tutuyorsan buradan tut da... Tuttuğun yere gidelim. Geziye gidelim. Hatta birebir arena kafes dövüşümüzü o ülkede yapalım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Şöyle. Bunu nasıl gösterebilirim? Şuraya tutuyor abi. Şu dünya siyasi haritasına tutuyor. Aynen. Tutacağım mı lazer?
Bak şu an yayını izlediğine %1000 eminim abi. Lazeri tut. Lazeri herhangi bir yeri tut. Çünkü 10 saattir tutuyorsun. 10 dakikadır tutuyorsun. Bak yayını izlediğine %1000 eminim. Tut abi. Hangi ülkeye çıkarsa oraya gidiyoruz. 1v1 kafes dövüşü atıyoruz abi. Sadece kamera böyle elim ağrana kadar bekleteceğim. Ne kadar tutabilirim acaba? Gelecek mi Lazer? 10 saattir tutuyorsun. Lütfen şimdi tut. Dünya siyasi haritama tuttuğunun farkındasın değilsin belki ama gerçekten dünya siyasi haritasında bir şey gösteriyorsun falan sandım en başında. Hatta şey oldum yani. Dedim ki bu adam neden şey oldum yani, bu da benim arkadaşlar bu açıdan. Böyle ulan dedim saatten bir şey mi yansıyor dedim, ben yanlış bir şeye mi bastım dedim falan ve bakıyorum da bir yandan. Bu arada şunu ayarlayayım tekrardan, bu ayar. Tamam şöyle koyayım. Koydum şöyle. Bu arada lazeri koy, bir daha atmadı abi. Atsaydın ya. En azından şey olurdu. Dünya siyasi haritası. Belki yani seyahat edeceğimiz yeri falan seçerdik ya. Tutmadı arkadaşlar. Ben bir cam açacağım. Az önceden beri burası bayağı gergin. Tam böyle cam açacağım zaman, cama baktığım sırada birinin lazer falan tuttuğunu görünce böyle bir sinirlendim. Yapabileceğim ya, şu onca söylediğim şeyden sonra tutmaz tabii ki. Tutmaz. Yani herkesin bir şeyi var. Sinirleniyor ya. 3. Dünya Savaşı'nın olacağının kanıtı. Evet arkadaşlar, yakında zaten Deep Web'ten falan katiller tutacaklar ve beni şişleyecekler, indirecekler. Ben onu da fark ettim. İzledin mi yayını? Kafes dövüşü falan yapıyoruz. Kafes dövüşü falan yani. Evet oğlum. Orada bir şey değil mi? Haritaya lazer tutsaydı o kadar komik olurdu ki ama kahkaha falan atardım. Yani çok komikti. Oğlum ya. Oğlum keşke tutsaydı ya. Dikkat et, eve gitmiş. Şimdi yayını izliyor, tamam mı? Abi görüyor bunu. Sonra koşa koşa sokağa çıkıyor abi. Senin evine lazer tutmaya geliyor böyle tekrar. Oğlum lan gerçekten arada bir yayında bakacağım. Lazeri bak tuttuysan bari kontente çevireyim. Gel dünya siyasi haritasına lazer tut. Çünkü 10 dakikadır tutuyorsun, fark etmemi bekliyorsun. Belki ben 5. dakikada belki 10. dakikasında fark ettim. Ve üzerine 20 dakika falan yaptın yani. Şuraya tut da en azından amacına falan ulaş yani, dikkatimi çekmiş ol. Shift'e basınca mı çalışıyor kalkan? Öyle bir şey mi var? Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. Alın arkadaşlar. Buyurun. Oğlum sabit bir yere tut da. Sabit bir yere tut da. Aynen. Teşekkür ederim. Şimdi çıkıp gidebilirsin. Yeter. Content yeterli bu kadar. Ne lazer mi? Evet abi lazer tutuluyor. Oğlum sabit bir yere tut da oraya gidelim. Tamam mı? Aynen öyle. Sabit bir yere tut. Elin titremesin. Ne? Rusya'ya mı gideceğiz? Oğlum Rusya falan haberleri okumuyor musun? Manyak. Gitmeyelim Rusya'ya şu an. Nereye gidelim? Çok yanlış yerlere tutuyorsun şu an. Brezilya'ya falan gördüm. En çok Brezilya'ya gitti abi. En çok Brezilya'ya gitti. Yani bütün... Evet 80 günde devri alem diyor abi galiba. Tamamen. Ben onu anladım. Yani her yeri gez diyor abi. Sen gezmeyeceksin de kim gezecek diyor. Haklı da abi. Sen gezmeyeceksin de kim gezecek diyor. Çok teşekkür ederim. Artık ya dünya turu yapacağız. Bir dünya turumuz var. O sırada zümrütleri de hızlıca kazalım bakalım.